Arkadaşlar, bugün Baofeng UV5R cihazın kısa bir menü tanıtımı ve ayarlarıyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Cihazımız Baofeng UV5R. Önce tuşlarını bir tanıyalım. Hafıza ve ayar modu arasındaki geçiş VFOMR turuncu tuş. Bastığımızda pil göstergesinin altında hafızadaki rakamları görürsünüz. Tekrar bastığımızda ayar konumunda olduğunu görürsünüz. AB üst band, alt band, A bandı ve B bandı arasında geçişi sağlıyor. Menü tuşu, menünün içeriği. Sol tarafa geçtiğimizde sel, radyo olarak kendisini gösterir. Önce çıkalım sekülajden. Evet, FM kaça ayarlarsanız orada radyo dinleyebilirsiniz. PTT tuşu ve altında da yine bastığımız zaman ışık. Tekrar basarsak SOS modunda ve basılı tutarsak alarm konumunda olacaktır. Cihazımızı kapatalım. Tekrar açtığımızda da göreceğiz. Cihazımızı ben fabrika ayarlarına döndürdüm. Şimdi hızlı bir şekilde menü ayarlarını yapalım. Menüye basıyoruz. Sekülaj değeri 0 ile 9 arasındadır. Biz bunu 5 olarak tutuyoruz. Bir sonraki menü step aralığı. Genelde cihazımızda 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 50 olmak üzere. Biz bunu 12,5 olarak ayarlayalım. 12,5 olarak kalsın. En çok sık kullandığımız. Bir sonraki menümüz TXP, yani TX Power, çıkış gücümüz. Height ve Low olarak seçilebilir. Biz bunu Height olarak ayarlıyoruz. Şöyle de bir kısa yol söyleyeyim. İstenildiği zaman kare tuşuna bir defa basıp bırakırsanız ekranın sol üstünde Low çıkar. Buradan da gücü düşürebilirsiniz. Tekrar bas bırak yaptığımızda gücümüz yüksek güç olarak değişir. Devam ediyoruz. Bir sonraki menü batarya koruması dediğimiz save gücü. Genelde 3 olarak tutuyoruz. VOX sesle TX'i harekete geçirme olayı off konumunda tutuyoruz. Bir sonraki menümüz wide narrow. BTK'nın yeni vermiş olduğu ruhsatlarda genelde darband dediğimiz narrow seçili. Biz de narrow seçiyoruz. Wide da geniş band 25 kHz olarak. Ama biz 12,5 kHz narrow'u tutuyoruz ve devam ediyoruz. ABR arkadaşlar, ekran ışığı ile alakalı bir ayar. Bu da ekran ışığımızın süresiyle alakalı bir durum. Biz de bunu şimdilik en üst seviyede tutuyoruz. TDR arkadaşlar, her iki bantta da dinleme, yani dual gönderme, dual dinleme olayı. Buradan da bunu da biz 10 konumuna getiriyoruz. Her iki bantta da hem gönderme hem dinleme yapması için. Bip tuş kilidi isterseniz off, on tercihe bağlıdır. Biz off yapıyoruz. Tot menü mandala basma süresi 60 saniye ile sınırlı tutuyoruz ki cihazımıza bir zarar gelmesin. RDCS dijital kod sistemi. Dijital kod sistemini genelde kullanmıyoruz off konumunda. RCTCS arkadaşlar, bu rölelerin göndermesinde ton var ise buraya biz ton koyuyoruz ki enterfere almasın. Buna da rölelerin göndermesine göre belirlememiz gerekiyor. Bir sonraki menümüz TDCS gönderme dijital kod sistemi. Bunu da biz yine off olarak tutuyoruz. En önemli menülerimizden birisi TCTC. Röleyi açabilmek için ton göndermemiz gerekiyor. Buradan da ton ayarlarını 67 ile 254 arasında ayarlayabiliyoruz. Kendi hafızasında mevcut. Şimdilik biz off tutuyoruz. Voice şu anda konuşmayı da belki duyuyorsunuzdur. Cihazımız bizim yaptığımız her işi söylüyor. Çince olarak geliyor. İngilizceye çevirebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Biz kapatmayı tercih ediyoruz. Ani ID dediğimiz, cihazın üzerinde yazılı geliyor. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 80808 olarak o da kalıyor. DTMF ST, DTMF gönderme ile ilgili, DTMF tonu gönderme ile ilgili. Genel itibariyle biz bunu DTST olarak tercih ediyoruz ve devam ediyoruz. Sinyal kod 1 olarak, 1 ile 15 arasında biz bunu hep 1 tutuyoruz. Ve devam ediyoruz. Tarama bunu da to, ko ve se olarak to dinle, devam et,
Ko, dinle ve dur. S ise 2 saniye, 3 saniye dinle, tekrar taramaya devam et şeklinde. Genelde biz bunu to olarak değerlendiriyoruz. PTT ID, yani telsiz gönderirken herhangi bir mandala bastığımızda öncesinde sonrasında bir ses göndermesi. Genelde biz amatörler bunu da off olarak tutuyoruz. Bir sonraki menümüz PTT LT, PTT gecikmesi. Mandala bastıktan sonra gecikme süresi 5 saniye sonra gönderiyor. Burada ayar 5. Biz bunu 1 olarak, hatta 0 olarak en düşük seviyeye alıyoruz. Mandala basar basmaz hemen göndermeye başlasın diye. A bandı, yani üst bantta ne görünsün? Frekans, kanal numarası ya da kanal ismi. Bilgisayardan kanal ismi yazdıysanız kanal ismini ayarlayabilirsiniz. Biz bunu şimdilik frekans olarak tutuyoruz. Bir sonraki menümüz MDFB, B bandındaki nasıl görüneceği, onu da frekans olarak devam ediyoruz. BCL meşgul kanal kilididir. Bir kanalda meşgul ise diğer kanalda dinleme yapmaz. Bunu da genelde off tutuyoruz. Outlook otomatik tuş kilidi. Bunu da off tutuyoruz. Eğer cihazımızı kilitlemek istersek kare tuşuna basılı tuttuğumuzda cihazımız tuş kilidi kilitleniyor. Pil göstergesinin yanında da kilit işaretini görürsünüz. Tekrar basılı tutarsak yaklaşık 2 saniye tuş kilidinin açıldığını görebiliriz. Shift röle ayarında eksidir amatör bantta. Bunu da eksi olarak ayarlıyoruz ama biz şimdilik bunu da off konumda tutuyoruz. Shift değerini eksi aldığımızda VHF röleler için 0.600, UHF röleler için ise 7.600 olarak biz bunu ayarlıyoruz. Şimdi birazdan bir UHF, bir VHF kayıt yapacağız. Orada da bunu gösterme şansımız olacak. MCH, kanal kaydı, memory kanal. Kanal ayarımızı yaptıktan sonra, bütün ayarlamaları yaptıktan sonra frekans, shift, ton ayarlamaları yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Başında CH olmayan bir kanala kaydı yaptığımızda ayarladığımız frekansı CH olarak başında gösteriyor. Yani kanal kaydı yapılmış oluyor. Şimdilik buradan da çıkış yapıyoruz. Del kanal, hafızadaki kanalı silme. Onu da yine aynı şekilde kaydeder gibi siliyoruz. Gönderme alma, ya şu anda ekran ışığı purple olarak, bunlar RX dinleme blue, TX orange şeklinde gönderme ışıkları. Al mod ton olarak tutuyoruz. Band VHF, biz UHF yazarsak UHF, VHF yazarsak VHF olarak çıkacaktır. TDR AB, burada A yaparsak sadece A bandından gönderir, B yaparsak sadece B bandından gönderir. Off yaptığımızda her iki banttan da gönderme yapar. STE, bunlar ileri ayarlar. Biz bunları genelde off olarak ayarlıyoruz. STE'ye bağlı yine repeater ayarları bunlar. Bunları da off olarak tutuyoruz. PON mesaj full. Ekran, yani telsizi açarken ekranda ne görüneceği. Eğer bilgisayardan bir ayarlama yaptıysak isim, çağrı işareti, buna mesaj diyoruz ve mesaj olarak kalıyor. Roger kuyruk sesi, yine biz amatörlerin genelde kullanmadığı bir ses. Bunu açarsak mandala bastıktan sonra telsimiz bir sinyalin sonunda bir kuyruk sesi gönderiyor ama bunu da biz off olarak tercih ediyoruz. Ve en son reset, cihazımızı resetlemek için kullanırız. Tamamını, VFO ayarlarını şeklinde olabilir ama biz şu anda bir resetleme yapmıyoruz. Menüyle okeylediğiniz zaman tüm resetli. Evet arkadaşlar, şimdi de Akrad, Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği'ne, İstanbul Bölge BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından verilen, o bölge müdürlüğüne bağlı tüm illerde ortak bir frekans tahsisi var, UHF. Onun kanal kaydına bir bakalım. Verilen, tahsis edilen frekans 439-162,5. Biz zaten bunu yazdık. Bir daha yazalım. 430-162 buçuk olarak çıktı. Tahsis edilen ton 131,8. Menü 13'e giriyoruz. Tonumuzu buraya yazdık. Tekrar gösterelim. Evet, off'tan alıyoruz. Gönderme tonumuzu ok işaretleriyle basarak 131,8'e getiriyoruz. Röleler DMR çalıştığı sürece DMR'ın gürültüsünü analog cihazda duymamak için ne yapıyoruz? Dinleme tonumuzu da yine 131,8 olarak ayarlıyoruz. Biz bunu da şöyle sıfırdan tekrardan ayarlayalım. 131,8 olarak ayarladık. Evet, daha sonra shift'imizi ayarlayacağız. Yukarıya doğru devam edelim. Shift'imiz menü 25'te.
Shift eksi malum Türkiye'de amatör frekanslar, röleler eksi ile çalışıyor. Eksi, shift'imizi eksi yaptık. Daha sonra offset değerimizi UHF olduğu için 7.600 olarak aşağıya düşüreceğiz. 0, 0, 7, 600 olarak bunun da kaydımızı yaptık. Daha sonra exit'e basıp çıkıyoruz. Mandala bastığımızda 431.562'ye düştüğünü göreceğiz. Bu da şu anda tabii kuyruk sesi almıyoruz. Biz bu kaydı Aksaray'dan yapıyoruz. İstanbul bölgesinde öyle olduğu için bunu göremiyorsunuz. Bunu şimdi kaydedelim. Menü 27, mem kanal yani memory channel basıyoruz ve bunu birinci kanalımıza kaydedelim. Görüyorsunuz 001'in başında kanal yazmadığı için bu boş demektir. Tekrar basıyoruz ve ne yaptık? Kanal 1'e biz bunu kaydettik. Bir kontrol edelim. VFO ve hafıza arasında geçiş yapalım. Buradan birinci kanala geldiğimizde evet 439.162.5'u görüyoruz. Mandala basıyoruz. Düşmüyor. Neden düşmüyor? Arkadaşlar Baofeng cihazların eski versiyonlarında, şu anda benim elimdeki cihaz yaklaşık 4 yıllık bir cihaz. Eski versiyonlarında böyle bir problem var. Cihazın düşerini de üzerine kaydetmeniz gerekiyor. Yeni versiyonlarda bu direkt düşecektir. Bu bilgiyi de ilave etmiş olalım. Tekrar ne yapıyoruz? VFO konumuna geçiyoruz. Mandala bastığımızda çıkan rakamı unutmayalım. 431.562 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu buraya yazacağız. Tekrar ekranımıza 431.562.5 çıktı. Tekrar tüm ayarlarımız tamam. Hiç bozmadan menü diyoruz. Memory kanal 1'e kaydetmiştik. Tekrar menüye basıp aşağı iniyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Yani üzerine düşerini de kaydetmiş oluyoruz. Exit yapıp çıkıyoruz. Hafızaya geçtiğimizde yine birinci kanal görüyorsunuz. 439.162.5 yukarıda eksi artı olarak bir işaret karşımıza çıkıyor. Mandala bastığımızda 431.562.5 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da eski versiyon Baofeng'lerin bir eksi özelliği. Bilginiz olsun. Aklınızda bulunsun. Şimdi yine biz AKRAD, Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği'ne İstanbul Bölge, BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen VHF frekansında bir kaydını yapalım. Neydi frekansımız? 100, hemen VFO konumuna geçiyoruz. 145.737.5. Buradaki tonumuz 110.9 arkadaşlar. Menü 13'e geliyoruz. Tonumuzu değiştiriyoruz. Evet, 110.9'a geliyoruz. Rölelerin DMR olduğundan yola çıkarak burada da yine dinleme tonumuzu RCTC'yi 110.9 olarak ayarlayacağız arkadaşlar ki DMR gürültüsünü duymayalım. Evet, bunu da ayarladıktan sonra şimdi menü 25'e geliyoruz. Menü 25'te düşerimiz, daha doğrusu shift'imiz eksiydi zaten. Bunu daha önce yapmıştık. Ama 26'da offset değerimizi VHF olduğu için 0.600 olarak düzenliyoruz. 0.600 olarak eksimizi ayarladık ve kaydımızı yaptık. Bir sonraki kanalımız memory kanal. Şimdi bakın kanal 1 dolu. Biz bunu kanal 2'ye kaydedelim. Evet, kanal 2 boş. Kaydettik ve çıktık. Exit'e basıyoruz. Şu anda VFO konumundayız. Bunu hafıza konumuna geldiğimizde ikinci kanala bakalım. Alt banttan bakalım. İkinci kanalımıza evet 145.737.5 ama mandala bastığımızda düşmüyor. Az önce bahsetmiştik eski versiyon. Bunun da düşerini ne yapacağız? Üzerine kaydetmemiz gerekiyor. Tekrar ayar konumuna gidiyoruz. Mandala bastığımızda 145.137.5 ayar konumundayken bunu buraya tekrar yazıyoruz. 145.137.5 menüye basıyoruz. İkinci kanalın üzerine tekrar kaydımızı yaptık ve çıktık. Hafızaya geçiyoruz. Alt banda geliyoruz. Mandala bastığımızda 145.137.5 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. Baofeng UV5R cihazların kanal kaydını da bu şekilde ayarlamış olduk. Ben Tango Alfa 5 Hotel Yankee, Operatör Hamdullah, QTH Aksaray,
AKRAD, Anadolu Kesintisiz İletişim Radyo Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Afetsiz güzel günlerde telsizlerinizi kullanmak dileğiyle 73.